Evet şöyle açalım. Evet şimdi tekrar ettirelim. Evet, herhalde her iki tarafta da aynı şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, herkese öncelikle welcome diyelim. Hoş geldiniz. Tamam mı? Arkadaşlar? Burada şimdi size ye dese YED, tıp dil ye ismi değişiyor akış. Buraya daha fazla şey de yazalım. Mesela TOEFL'ın altyapısı, IELTS'in altyapısı bunlar da burada göreceğiniz şey sizin İngilizce hazırlık sınıfını isterseniz ileride okun ya da bir IELTS'e girin ya TOEFL'a girin. Siz burada İngilizcenin ne olduğunu öğreneceksiniz. Sınav İngilizcesi beraberinde gelecek ama ilk önceki aşamada siz İngilizcenin ne olduğunu öğreneceksiniz dolayısıyla arkadaşlar ilk baştaki hedefimiz ne? Gerçekten İngilizceyi öğrenmek. Yani şöyle şu artık zamanı geçti eskiden diyor. Sınavlar artık zorlaştı. Ya hocam birkaç teknik öğreneyim. Biraz da okuyayım. Ben öyle geçerim. O dönem geçti arkadaşlar. Öyle bir şeyle sınava ne hazırlanın ne böyle bir sınava girin. Benim size tavsiyem o. Ama yine de isteyen o şekilde kazanabilir. Bazıları geliyor. Hocam diyor ben İngilizce bana lazım değil. Diyor ben bir 50 alayım. Ben direkt o öğrenci söyleyeceğim şey şu oluyor. Hocam diyorum ben direkt 50 alasınız diyese burada ders vermiyorum. Sizi çok yoruyorum. Ben siz 90-95 alın diye ders veriyorum. Siz kaç alırsanız artık çabanızda. Ama ben size 95'lik YDS'de de 90 alacağınız şekilde ders veriyorum. Konu bırakmıyorum. Hiçbir şey eksik bırakmıyorum. Bütün yediklerin her şeyi kapatıyorum. Ona göre dersimi anlatıyorum. Vicdanım rahat. Siz ne kadar alırsınız? O size kalmış. Zaten şu an beni daha önceden ders alanlar da dinliyorlarsa ne kadar doğru söylediğimi onlar da kendileri şey yaparlar. Şimdi arkadaşlar burada alacağınız derslerin tamamı size ileriki hayatınızda makale okumada, çeviri yapmada, mesleki hayatınızda işte öğretmen olacaklar veya mütercim olacaklar veya işte doktorlar, işte mühendisler kendi alanlarında çokça fazla ve iyi bir şekilde kullanacaklar. Aynı zamanda sınavları geçecekler. Ee, ya da içinizde TOEFL düşünen varsa şu anda altyapısını alıyorsunuz. TOEFL'da ne var? bu İngilizceyi bileceksiniz. Üstüne biraz konuşma, biraz da writing tekniği alacaksınız. Bu kadar arkadaşım. TOEFL'un farkı bu. Yani ama TOEFL'a insanlar şey zannediyor? Ben TOEFL'a azlanıyorum diyor. Tamam diyorum. Sen TOEFL'a azanıyorsun. İngilizcem var mı? Yok diyor. İşte ben TOEFL'a azanca öyle değil arkadaşım. TOEFL'a azanmak nedir biliyor musun? Sen bunları bileceksin zaten cepte. TOEFL kursuna gittiğiniz zaman sana relatif kurs budur, zamanlar budur, modüller budur demiyorlar. Öyle bir kurs değil TOEFL. Ya da IELTS'e hazırlandınız. IELTS'e gittiğiniz zaman size IELTS'in işte zamanlar bu, modüller bu, işte bu şeyler var anlatmıyorlar arkadaşlar. Sizi onları biliyor farz varsayıyorlar. Anladınız mı? Yani sizin burada şu an bahsedeceğim konuları siz bir IELTS veya TOFUL'a gittiğiniz zaman zaten bilmek zorundasınız. Zaten bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Anladınız mı? Dolayısıyla hani ben işte mesela bu algıyı ortadan kaldırmak için söylüyorum. Bazı öğrenci direkt şey sanıyor. İşte TOEFL'a ben gireceğim. Tamam. Bana diyor ki TOEFL'a anlatıyorum anlatıyorum. Hoca yani bakıyorum çok fazla benden anlamadı. Tamam diyorum hocam siz TOEFL'a hazırlayan bir yere gidin. Çünkü düşünün temelden hiç İngilizcesi yok. Anlatıyorum baksın temeliniz yok. TOEFL'a girmeniz için şunu yapmanız lazım böyle hazırlanmanız lazım. Ama bir türlü hani onu şey yapmak istemiyor, kabullenmek istemiyor. Sanki TOEFL'a direkt hazlanıyormuş gibi. Hayır TOEFL'da sadece bildiğiniz İngilizceyi, birkaç teknik, birkaç tane writing tekniği, birkaç tane speaking tekniği. Yani TOEFL'da size speaking'i öğretmezler. Speaking'te neler yapmanız gerektiğini anlatırlar. Writing'i öğretmezler. Writing'te neler yapmanız gerektiğini anlatırlar. İngilizceyi hiç öğretmezler arkadaşlar. Tamam O onun öncesi var işte. Bu öncesidir arkadaşlar. O yüzden yani burada göreceğiniz şeyler hep ne diyoruz arkadaşlar her şeyin bir öncesini ne yapıyoruz ele alıyoruz başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce oradan bahsedeyim. Şurayı altta alayım. Ee, arkadaşlar ilk önce göreceğimiz konulardan bahsedeceğim ama şunu yapmak istiyorum. En başta burada Hani biz ne göreceğiz? Ee, kaç koldan ilerleyeceğiz? Neler çalışacağız? Onu böyle bir özetini söyleyin. Sonra diğer kısma geçeceğim. Arkadaşlar burada bir gramer dersiniz olacak. İlk geldiğiniz zaman başlayacağımız ders gramer dersidir. Sonra arkadaşlar çeviri dersimiz var. Sonra reading dersimiz var. Ama reading dersini biz video destekli gidiyoruz. Çünkü readingi burada yapmamızın bir şeyi yok. Readingi ben burada istediğiniz... Yani bazı... E, kurslar hani sınıf içerisinde reading'i yürütürken gerek yok arkadaşlar. Reading zaten benim e, bayağı bir hazır daha önceden yaptığım çeviriler var. Onlar orada var. Size ödev veriyorum. Siz çevirinizi yapıyorsun. Reading'i ok de iyi anlayıp anlamadığınızı videolardan benim zanahanar.com sistemi üzerinden kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Yani burada ben size bir reading'i ben okuyup çevireceğim. Siz beni dinleyeceğiz. Böyle bir dersimiz yok. Çünkü bizim zamanımız kıymetli. Biz tekniğe sizin İngilizce anlamanıza daha çok vakit harcıyorsunuz. Peki ne var? Arkadaşlar gramer artık kelime, çeviri artık kelime, reading artık kelime. Kelime arkadaşlar diye bir ders var ama kelimeyi öyle düşünmeyin. Kelimeyi her şeyde öğreneceksiniz. Ben size birazdan kaynakları gösterdiğimde mesela ben e, grameri verdiğimde altında kelimesi var. Okumayı verdiğimde altında kelimesi var. İşte çeviriyi verdiğimde altında kelimesi var. Yani yaptığım her çalışmanın altında kelime var arkadaşlar. Ne demek istediğim dediğim gibi birazdan göreceksiniz. Grammeri arkadaşlar konu anlatımı yapacağım. Bu konu anlatımlarında zaten kitabımız olacak. Birazdan kitaplardan da bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar. Bakın online kurs YDS yok diye çıkmış sorular kitabımız var. Online kurs genel tekrar kitabımız var. Çeviri kitabı bir kitabımız var. Reader at work var. Reading and vocabulary. Bunu bu dönem ekledim arkadaşlar. Okuma ve vocabulary ekstradan bir tane ekledim. E, grammar kitabımız var arkadaşlar. Konu anlatımı. İşte ondan sonra arkadaşlar ne var burada? Ee, yine YÖK Dil bu çeviri alışma kitabı. Evet. Çeviri alışma kitabı. Bu online arkadaşlar gramer alışma kitabı ve test kitabı bir. Bunu ben size hani zaten elinizde olacak kitaplar bir resmini de size atarım arkadaşlar. Elinizde bulunur. Şimdi bu gramer kitabından şu kitaptan var ya arkadaşlar grammar book diyorum. Buradan size konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. Konu anlatımı buradan göreceğiz konu anlatımda yaparken zamanlardan başlıyorum arkadaşlar. Sonra ne geliyor? Modullar. Sonra ne geliyor? Pasifler. Onu da hemen size kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Konularımız arkadaşlar. Birinci konumuz tensiz zamanlar. Tamam. Sonra modullar geliyor. Sonra edilgen konusu geliyor. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Conjunctions, bağlaşlar geliyor. Sonra ne geliyor? Relative clause'lar geliyor. Sonra ne geliyor? Noun geliyor. Geliyor? geliyor. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Sıfat zaaflar geliyor. Sonra ifler konusu geliyor ve bitiyor konularımız. E, kaç tane konu yaptı arkadaşlar? Toplamda 8 konu gibi bir şey yaptı arkadaşlar. Şimdi bu konularda özellikle bana deseniz ki İngilizceyi bana öğretecek konular hangileridir? Şu iş konular. İlk sayfadaki şu konularımız bizim için çok önemli. Zamanlar, modullar, pasifler. Bu herkes için. Mesela içinizde bazıları zamanları öğrenmiş olabilir. Başka yerde bir kısmını öğrenmiş olabilir. ya ben hocam çok iyi öğrenmişim diyenler olabilir. Öyle düşünmeyin. Ben burada zamanları anlatınca arkadaşlar baştan sona her şeyi anlatıyorum. Mesela zamanlarda bir açık hiçbir şey kalmıyor. Bütün zamanlar konusunu dahil ederek anlatıyorum. Mesela modulları anlattığımda arkadaşlar bütün modulları anlatıyorum. Yani modullarda İngilizce'de ne varsa modulların tamamını size anlatıyorum arkadaş. Yani eksik kalan bir yer olmuyor. Dolayısıyla hani burada ben zaten konuları daha önce görmüşüm demeyin. Çünkü farklı bir şekilde göreceksiniz ve tamamını göreceksiniz arkadaşlar. Yani tamamı derken de hocam hiç işe yaramayan şeyleri de mi? Hayır. Tamamen günümüz modern İngilizce'de kullanılan, akademik İngilizce'de kullanılan, sınav İngilizce'lerinde kullanılan ne varsa arkadaşlar size hepsini anlatacağım. Tamam mı? Pasif edilgen. Bu üç konu not alabilirsiniz arkadaşlar. Benim için en önemli konu hangisi? Zamanlar. Şu anda söylüyorum. Zamanlar, modullar ve pasifler edilgen konusu. Peki hocam ne için önemli bu konular? Yani söyleyebilir misiniz? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü siz bir dile yeni başlıyorsunuz. Yeni adım atıyorsunuz arkadaşlar. Düşünün. Bu yeni başladığınız, adım attığınız dil de sıfırdan bir tane ne yapıyorsunuz? Bir dil öğreniyorsunuz dedim ya Akışa Sıfırdan diyorsunuz ki ya ben bir fiil kullanacağım. Peki fiilleri biz nerede kullanırız? Bir, zamanlarda fiilleri kullanırız. Değil mi? Yani bir fiil derken işte gidiyorum, gideceğim, gide, işte gittim, gitmekteyim, gitmiş gibi. Bak bunlar hep ekler. Ha İngilizce'de bunların hepsini göreceksiniz. Fiili bunlarsız kullanamıyorsunuz. Bir fiili kullanabilir misiniz zaman olmadan? Veya bir model olmadan model dediğimiz nedir? Can, may, must, should, hani gerekmek, melimalı ekleri işte ebilmek, e, had better e say say olur. Bütün bu ifadeler. E düşünün fiili daha söyleyemezken bunları bilmiyorsanız fiili bile söyleyemiyorsunuz. Adım atamıyorsunuz arkadaşım. Dolayısıyla bu iki konu bizim için çok çok önemli. Edilgen nedir? Edilgende artık o kadar yorulmuyorsunuz. Çünkü bu iki konunun şekil değiştirmiş bir halini göreceksiniz. Bir artı verbüş dediğimiz pasifi uygulayacağız arkadaş. Ama bizim için en önemlisi bu ikisini çok iyi oturtmak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Peki şöyle pardon şuradan devam edeceğim. Dedik arkadaşlar konu anlatımı test bir konu anlat mesela zamanları bitirdim. Bu bitirdikten sonra hemen 60 tane pek sorusu var. Bakın sorular. İki ayrılır. Biz soruları iki şey için kullanırız. Bir ölçmek için, iki bir şeyleri öğretmek için soru kullanırız. Anladınız mı? Yani sorular sadece ölçmek için değildir. Bazı sorular vardı, size bir şeyleri kavratmak için sorulur. Buradaki 60 tane sorumuzda arkadaşlar size kavratma amaçlı hazırlanan sorulardı. Yani konuyu sen hatırlıyor musun? Kavramış mısın? Eksik bir yerin varsa hemen yakalıyoruz arkadaşlar. Bu soruların amacı o arkadaşlar. Yani konuyu size pekiştirmek amacıyla. Burada bunu sınıfta beraber yapıyoruz bu 60 tane soruyu. Sonra arkadaşlar ödeve geçiyoruz. Zamanları bitirdik ya çözdük. 60 tane soruda soru tekniklerini de gördünüz orada. Konuyu da pekiştirdiniz. Hani anlamadığınız yerler varsa o sorularda ortaya çıkıyor. Geliyoruz buraya. Ödevde arkadaşlar vereceğim ödevde online gramer alışma kitabı. Bir tane kitap göster. Orada arkadaşlar mesela burada 60 soru var ya zamanlarla ilgili 200-250 tane soru var artmış. Sadece zamanlarla ilgili düşünün. Bunu hocam size ödev veriyorum. Hocam ben çözdüm. Peki ben bu 200-250 tane soruyu çözdüm. Ben bunların doğru oldu nasıl anlayacağım? Çok basit. Video çözümlerini ben bu 250 tane sorunu daha önceden yaptığım için hepsi sistemde var. Yani size diyeceğim ki arkadaşlar zamanları bitirdik. 60 tane soru çözdük. Size ödev veriyorum. Sizi tek başınıza kalmıyorsunuz. Hangi soru yanlış yapmışsanız ya da ben tavsiye şu şunu o zaman da söyleyeceğim size. Tek tek soruları arkadaşlar izleyip cevaplayın. İzleyip yani önce kendiniz cevaplayın. Sonra cevabı acaba doğru yoldan mı çözmüşsünüz? Yanlış mı çözmüşsünüz? Ya da eksik bir yer kalmış mı? Ya da neden yanlış yapmışsınız? Bu soruların hepsinin tek 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 çözümü var arkadaşlar. Tamam mı? Test. Bak gramer konusunu öğreniyoruz sınıfta beraber test çözüyoruz. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Ödev veriyorum bu ödevlerinde. Siz tek başınıza kalmıyorsunuz. Onların çözümleri zaten bunları yaparsanız arkadaşlar bunları yaparken birazdan kitapların kendisini göstereceğim arkadaşlar. Oturuyor. Yani yapılar oturuyor, sorular, cümleler oturuyor. Niye? Çünkü siz her bir soruyu çözerken orada bir cümle geçecek. İki orada kelimeler geçecek. O soruların altında da ben kelimeleri hazırlamışım zaten. Kelimeler var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Zaman kaybı yok. Zaman çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Size ben düşünün bu kadar şey vereceğim. Bir de diyeceğim ki arkadaşlar kelime çıkarın. Vallahi kelime çıkararak bitiremezsiniz arkadaşlar. O kadar çok kelime çıkar ki. Siz ne yapıyorsunuz? Var olan kelimeyi sadece işaretleyip ezberlemeniz kalıyor. Bunu ve sık sık tekrar ederseniz daha çok kelime de ezberlemiş oluyorsunuz. Bunu dedik arkadaşlar offline videolardan. Bakın şurada hemen söyleyeyim nedir? Cevapları detaylı izleyip kontrol etme imkanınız var arkadaşlar. Bu çok önemli bir sistemdir. Bu sistem dediğim gibi 23 yıldır ben ders verdiğim için bu sistemi oluşturdum ve bu şekilde hala gidiyoruz. Daha da geliştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ikincisinde arkadaşlar çeviri dersimiz. Bu müthiş önemli bir ders. Burada gördüğünüz mekanik dediğimiz sistemi harekete geçiren sizin zihninizde bir araya getiren. Hocam mesela bazı insanlar diyor. Hocam ben zamanları da biliyorum. Modulları da biliyorum. İçinizde bazıları vardı belki. Ama ben bunu bir araya getiremiyorum. Hocam cümleyi anlayamıyorum. Cümleyi çeviremiyorum. Cümle nedir? Cümle hangisidir? Nereden nereye birleşiyor? Ben bunu nasıl çevireceğim? Bilmiyorsunuz. İşte bu derste arkadaşlar, bu çeviri dersinde cümle yapısını çok iyi bir şekilde öğreniyorsun. Nereden tutacaksınız cümleyi, nereye çevireceksiniz? Çeviri kitabı bir dersimiz var arkadaşlar. Orada teknik, tamamen teknik öğreniyorsunuz. Kalıplar öğreniyorsunuz. Mesela arkadaşlar, işte, <laughs> is of, is ile of yanına geldiği zaman normalde of ın ekidir, is de dır ekini verir, olmak bilir. Ama is of yanına geldiği zaman, mesela this matter is of great importance dersem bu mesele büyük öneme sahiptir olur. Oradaki is of ne anlama geldi? Sahiptir. Şimdi sen bu bir gramer konusu değil, bak. Bu sizin herhangi bir yerde karşılaşabileceğiniz bir bilgi de değil. Yani zamanlar değil, modüller değil, pasifler değil. Nedir arkadaşlar? İşte akademik İngilizce'de kullanılan kalıplar var. İşte bu kalıpları bu çeviri dersinde veriyor. Mesela on the part of doctors dedi. On the part of on the part of nedir? On the part of diyeceksiniz ki on üzerinde the part parça of ekini veriyor hocam. On the part of doctors doktorların işte parçasında gibi bir şey olur. Hayır. Doktorlar tarafınca, cephesince Doktorlar tarafından anlamına gelir. İşte bu tür şeyleri öğreneceksin. Mesela with respect to ile ilgili açısından, e, regarding ile ilgili olarak. Yani bu tür böyle kalıplaşmış ama sizin işte kalıp olduğunu illaki görmeniz gereken yapıları ne yapıyoruz arkadaşlar bu çeviri dersimizde öğreneceğiz. Çeviri alıştırma kitabımız var. Burada arkadaşlar tam olarak 2.700 yani o civarda cümlemiz var. 163 tane başlık var. Her başlığın altında ortalama 16 20 arası cümle var. Ben tak, yani tak, takriben yani böyle tahmini bir şeyler yazdım. 2700 cümle dedim. Birazdan o kitabı da göstereceğim. Orada arkadaşlar çok fazla akademik cümle var. Bakın akademik cümle. Normal cümlelerden bahsetmiyorum. Yani kapı pencere değil. Akademik cümlelerimiz var. Orada arkadaşlar bu derste gördüğünüz tekniği bol bol pratiğini yapacaksınız. Peki hocam bizi hangi ders kurtarır? Gramer mi kurtarır? İşte çeviri mi? Arkadaşlar beraber gidiyor. O yüzden biz mesela ilk iki dersimizde işte gramer konusunu işlerken bir sonrakinde size hemen çeviri dersine geçeceğim. Yani ikisi kol kola gidecek. Onun nasıl gittiği benim işim. Hani o benim meslek sırrım. Nasıl gideceğini ben size vereceğim. Siz onu şey yapmayın. Ama bu ikisi beraber kol kola zamanını ben ayarlıyorum. Her şey zamanla ilgilidir arkadaşlar. Neyi ne zaman öğrendiğiniz çok önemli hani neyi öğrendiğinizden ziyade ne zaman öğrendiğiniz çok önemlidir. O ayarlama bende arkadaşlar. Bunu merak etmeyin. E, offline ve sınıf içi ödev veriyorum. Yani hem burada hocam peki siz ödev verdiniz. 163 tane başlığınız var. İşte zamanlarla ilgili olan kısım var modüllarlar, diğerleri yani kalıplar, kısaltmalarla, relatif blozlarla ilgili kısımlar var. Mesela people learning diyorum. Öğrenen insanlar Bununla ilgili bir sürü örnek var. Birçok örnek var arkadaşlar. Mesela o kısmı örnek göre. Peki hocam nasıl kontrol edeceksiniz? Ben size arkadaşlar soruyorum. Açıyorum diyorum şurayı siz, çevirin, şurayı siz çevirin, şurayı siz çevirin. Tek tek soruyorum. Online dahil arkadaşlar. Online'da da soruyorum. Sonra çevirdikten sonra ha, bakıyorum akıcı mı değil mi? Bir şey takılmış mı öğrenci soruyor. Peki hocam sınıfta mı hepsini yapıyoruz? Hayır. Tabii ki bunun da video çözümleri var arkadaşlar. Siz verdiğim ödevleri hafta olarak ne yapıyorsunuz? Acaba ben doğru mu çevirmişim? Yanlış mı? Çeviriyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Çeviriyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Çeviriyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde gidiyorsunuz. Ben de sınıfta kontrol ediyorum. Ama ne yapıyorum? Hepsini mi yapıyoruz? Hayır. Açıyorum. Şu cümleyi siz çevirin, şunu siz çevirin, şunu siz çevirin diye soruyorum arkadaşlar. İşte zaten belli oluyor. Çalışan, çalışmayan öğrenci direkt hemen kendisini gösteriyor arkadaşlar. Ha, Şurada söyleyeyim. Ha cezalandırma gibi bir mantık düşünmeyin artık. Şöyle bir şey yok zaten. Ama hani kendi gidişatınızı görmeniz açısından. işte sınavı geçmek için hepiniz geliyorsunuz buraya. Ama işte bu programda sizin için iyi bir program ama bunu yapmanız lazım. Arkadaşlar hikayeler. Reading'de ilk başta arkadaşlar <laughs> zamanlar ve modulların oturması için rahat bir okuma sistemine geçmeniz için size şu ağır gelebilir. Mesela Reader Read Türkiye başlayacaksınız. İlk 100 parçası kolaydır. Ama 100'den sonra biraz ağırlaşıyor. Peki ben İngilizcemin daha akışkan bakın şu kelimeye dikkat. Daha akışkan olması için ne yapayım? Arkadaşlar level 0'dan 1-2-3'e kadar hikayeler zaten 3'ten sonrasını okumanıza gerek yok. Burada bayağı bizim bir okuma alışık şeyimiz var. alışmamız var. Redirektör 1 var. Bu hikayelerden sonra yani hikayelerle beraber daha doğrusu. Çünkü ilk 100 parçası dediğim gibi çok zor değil. Orada şey yapabilirsiniz. Level 0 1-2-3 hikayeler size Bizim Google Classroom'umuz olacak. Google Classroom'da belge şeyi paylaşım yapacağım. Oradan diyeceğim ki arkadaşlar şu hikayeleri bu hafta okuyacaksınız. Onları yapacaksınız. Hikayelerde dedim hani çok fazla 30 tane yazmışım böylece gözünüz korkmasın. Yani 10-15 sayfalık, 20 sayfalık hikayelerdir. Yani bir oturuşta bitirebileceğiniz sizi basitten zora götürecek bir mantık vardır içinde. Tamam mı? Ona göre vereceğim size o hikayeleri. E, Redisertör bir arkadaşlar o tünün hazırlık sınıfında okuduğu kitaptır arkadaşlar biraz da onu da göstereceğim burada parçalar var toplamda 206 yani yanlış hatırlamıyorsam belki birkaç parça 205 de olabilir tam bilmiyorum e, 206 parça var arkadaşlar o parçaların tamamını hepsini sistemde çevirisi var yani tutup ben burada size Redisertör biri burada çevirmeyeceğim burada size daha önemli olan yani öz bilgiler yani Kalıplar, yapılar, zamanlar, işte modular çeviri tekniği bunları size öğreteceğim, ve kontrolünüzü sağlayacağım. Hocam biz redaktör okuduk diyelim, Doğru yap, anlayıp anlamadığımızı anlayacağız. Hemen orada benim yaptığım o çeviri yine e, videosunu izleyeceksiniz. Yani burada çalıştığınız verdiğim bir ödevin kontrolü aslında yine sizin kendi elinizde oluyor ...artmış. Tamam, ben işe yapabilirsiniz. Yani tekrar sorun, bu şu anlama gelmiyor. Ya Zana hoca vermiş, biz sormayalım, hayır sorun, bana sorun ama. Orada da zaten sizin için hazırladığım bir kaynak var. Bir altyapı var arkadaşlar. Oraya başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi bu dönem arkadaşlar yeni bir kitaba başlayacağım. Yani Reading artı kelime kitabı. Bu da arkadaşlar orta düzeyde 75 parça var. Orta düzeyin üstünde 75 parçası var. Advanced düzeyde 50. Burada çok yoğun bir şekilde aslında parça var ama çok yoğun bir şekilde kelime çalışması var parçayla ilgili. Birazdan onu da Göstereceğim ne olduğunu arkadaşlar. Şimdi az çok yavaş yavaş sisteme alışacaksınız. Ben size anlattıkça siz öğreneceksiniz arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi şuradan hemen bir daha dedik zamanları göreceğiz arkadaşlar. Peki hocam biz zamanları görürken ee, yani öğrenirken acaba sadece gramer mi öğreneceğiz? Hayır arkadaşlar. Ne öğreneceğiz? Zamanları öğreneceğiz. Zamanların testini mesela çözeceğiz. Çeviri kitabından mesela. İşte şu parçalar arasında gideceğiz mesela. Yeni çevre alışmadan size ödev vereceğim. Bakın kelime ilerleyecek. İşte Reader Work'ten mesela 1 ile 30 arasını okuyacağız o süre içerisinde. Zamanları işlerken okuma da yapacaksınız. İşte hikayeler mesela 0 ve 1, 2 seviyesinde size hikayeler vereceğim. Onları da okuyacaksınız. Yani şöyle bir şey var. Sadece gramer gitmiyoruz. Sadece okuma gitmiyoruz. Sadece çeviri gitmiyoruz. Hepsinin beraber gittiği bir sistem var. Peki hocam ben anlam anlayabilir miyim? İşte zaten bu sistemin şeyi yok. Ben size sırasını tek tek söyleyeceğim. Ne diyeceğim? İşte ilk önce bu hafta şu kitapları okuyun. Gelecek hafta şunu okuyun. Reader at işte şuradan şuraya gideceğiz. Bunu nasıl yapacağım? Bir toplu mesaj grubu oluşuyor. Whatsapp'tan size her akşam ders bittiği zaman ödevinizi de üstüne yazıp hemen mesajla atıyorum arkadaşlar. Böylelikle nereye geldiğimizi ne kadar ders işlediğimizi hepsini görebiliyorsunuz artık. Tamam mı? Ve nereye çalışacağınızı hepsini görebiliyorsunuz. Mesela modulları gördük. Modulların testini çözeceğiz o arada. Modulları işlerken bitirdikten sonra modulları işlerken işte çeviri kitabından 4 ile 10'a geçeceğiz. Çeviri alışma kitabından 30 ile 41'i ben size anlatacağım. Tekniğini öde vereceğim. 4'ten işte 31 ile 61 tabi bu günlere bölünecek. Haftalara bölünecek. Ve 10 tane diyoruz ki yine level 1, 2, 3 Peki bundan sonra artık hikaye var mı? Hayır. Bundan sonra artık hikaye yok. Ne var işte? Pasif edilgen konusu. Noun clause'ları içinde göreceğiz. İsim cümleciklerini çeviri kitabından gideceğiz. Yeni çeviri alışmadan ödev vereceğim. 4'ten yine ödev vereceğim artık. Sonrasında bakın 3 tane konumuz bittikten sonra bakın bu çok önemlidir. Aşama aşama gidiyoruz ya. Bağlaşarı anlatacağım. Bağlaşarı anlatırken çeviri kitabına devam edeceğiz. Read e devam ediyoruz ve o Reading and Vocabulary dediğimiz kitaba daha yeni geçeceğiz. Yani ilk başta geçmeyeceğiz. Çünkü ilk başta geçersem size çok ağır gelir. Yapamazsınız arkadaşlar. Zana Hoca da böyle en zor şey diyor al bitirirsen geçersin. O mantık değil arkadaşlar. Yavaş yavaş alışarak, öğrenerek geçeceksiniz. Relatif klozları aynı şekilde. Yani sıfat cümleciklerini işleyeceğiz. Onun testini çözeceğiz. Yine ne diyorum ben çeviri alışma kitabından, çeviri kitabından, read, -read ve yine reading and vocabulary'den gidecek. Bu şekilde sistemimiz arkadaşlar ne yapıyoruz? Da? Diyelim ki konularımız bitti arkadaşlar. Genel tekrar kitabımız var. Bu konuların hepsinin kısa kısa gramerin tekrarı var ve gök dilden çıkmış sorular. Kitabımız var iki parça halinde. Orada arkadaşlar e, çıkmış soruların altında kelimeleri hazır. Hepsi düzenlenmiş bir şekilde o sorulara başlayacağız. Soru tekniklerine geçeceğim. Soru tekniklerinde ne var? Buraya yazmadım hemen söyleyeyim. Soru tekniklerinde e, mesela ilk 20 soru nasıl çözülür? İşte close testler nasıl çözülür? Cümle tamlama, cümle tamlama soruları nasıl çözülür? Bütünlüğü bozan paragraf tamlama soruları nasıl çözülür? İşte konuşma, diyalog onlar YDS'de çıkıyor ve YDT'de çıkıyor. İşte nasıl çözülür? Sonra e, İngilizceden İngilizce restatement dediğimiz sorular var. Onlar nasıl çözülür? YDT ayrıca bir şey vereceğim. Mesela o o diye şey sor ne söylersiniz bu durumda gibi bir soru çeşitiniz var. Onu onu nasıl çözeceğini anlatacağım. Paragraf tanımlama yine paragraf sorularını nasıl çözüldüğünü hepsini yine size anlatacağım. Ama arkadaşlar şurada bak şu yazmış mı ya? en son seviye? Burada net yapan kişiler şu önceki kısmı çok iyi değerlendirenlerdir. Bunu çok iyi değerlendirenler burada netleri yüksek çıkıyor. Yani çünkü burada artık amaç öğretmek oluyor ama daha çok artık neyi öğrendiğinizin meyvesi çıkıyor ortaya burada. O sorularda artık onu görüyorsunuz. Soru çözüm tekniklerini de öğreniyorsunuz. Sizin işinize yarıyor. Ama burada ne kadar iyi çalışmışsanız önceki seviyede sonrakinde çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, hemen kitapların birer böyle bir şey örneğini vereceğim size arkadaşlar. Hani ben o kadar bahsettim ama hani kitaptan acaba hocam hangi kitaplar nasıl olacak onu size bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle mesela bir tane e, zamanlar notundan mesela konu anlatım notunu açayım arkadaşlar. Bahsedeyim hemen o anlattığım şeyleri biraz daha arkadaşlar sizin için somutlaşacak. Şimdi burada arkadaşlar mesela sizin 12 tane zamanı ben böyle bir dahaki derse başlayacağım buna. Şu anki bugün başlamayacağız. 12 tane zamanın ne olduğunu size anlatacağım. Bir genel bakış açısı. Ondan sonra arkadaşlar detaylara gireceğiz. Tabii burada size anlatacağım işte İngilizce'de aslında iki tane temel mantığını olduğunu anlatacağım. Bütün o 12 tane zaman aslında iki şey üzerine hepsini yükseldiğini anlatacağım. Basit bir mantıkla siz de kendiniz hemen kavrayacaksınız arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Cümle yapısından bahsedeceğim zamanlar. Ondan sonra bu zamanların arkadaşlar tek tek detaylarına gireceğiz. Böyle mesela işte she will read okuyor. Will be reading okuyor olacak. Will have read okumuş olacak. Will have been reading bir süredir okuyor olacak gibi. Hocam sınıftaki ekranla bizim ekran aynı değil. Apa, hemen hemen düzeltiyorum hocam. Şimdi iyi ki söylediniz hocam. Ben hemen yansıtıyorum. Şu an geldi değil mi hocam? Yok hocam. Heh tamam. Şimdi tamam. tamam. Aynen hocam. Şurada mesela arkadaşlar hemen onu söyleyeyim. Mesela burada dedik ki işte e, zamanların işte 12 tanesinin hepsinin bir genel ne zamanlar ne olduğunu size anlatacağım. Sonra arkadaşlar buradan detaylara geçeceğiz. Şöyle bakın, göreceğimiz özetten sonra ilk önce bunu bahsedeceğim. She drank, işte she was drinking içiyor. She drank içmişti, she had been drinking bir süredir içiyordu. She drinks içer, she was drinking içiyor, she has drank içti veya içmekte içmiştir, she has been drinking bir süredir içiyor şeklinde söylenir. Yani aslında zamanlar 12 ama yani buradaki 4 çarpı 3 mantığı aslında tamamen iki mantık var. Ne var? Bir, bakın şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yani o 12 tane zaman. Tabii iyi oturması gerekiyor zamanlarında. Ne var arkadaşlar? Aslında bakın dikkat edin. Simple var. Bir de continuous var. Bunlar ne peki hocam? Perfect simple ve perfect continuous. Perfect dediğimiz şey de önceyi anlatıyor. Onu size anlatacağım. Yani bunları ne yapıyoruz? Üç ile çarpıyor. İşte present simple, past simple, future simple. Present continuous, past continuous, future continuous. Aslında bu continuous öğrendiğinizde üç tane continuous'u zaten öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde ben size zaten anlatınca hepsi oturacak. Şimdi gelelim arkadaşlar detaylara gireceğiz. Şöyle bakın gerekli bilgiler hemen bunlar pekişiyor aynı zamanda. Ee, şu örneklerimiz var mesela her zaman ne olduğunu, camici fiillerin ne olduğunu, anlamlarının ne olduğunu, nasıl çevrildiğini hepsini tek tek böyle anlatacağım. Yani notlarınızdan da siz burada elinizde olduğu için not alacaksınız, Türkçelerini alacaksınız, önemli yerleri işaretleyeceksiniz. Peki hocam ben bu dersi kaçırdım. Ben bu dersi nasıl yapacağım? Dinleyebilir miyim? Evet arkadaşlar dinleyebiliyorsunuz. Nerede dinliyorsunuz? Sistemde olacak arkadaşlar. Yani diyelim ki buraya kaçırdın veya tekrar etmek istedin veya hastalandın gelemedin. Bir toplantın oldu çok önemli. Online'a canlı olarak da katlamadın. Tekrar ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? İzleyebiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi bu bizim konumuz arkadaşlar. Zamanla. Peki bunun gibi hangileri var arkadaşlar? Zamanlar, modullar bakın pasif. İşte ne